Bismillahirrahmanirrahim. Bu videomuzda hareketsiz bir metine, kelimeye, cümleye nasıl hareket verilir? Bunu ele almaya çalıştık. Bu bağlamda bir video hazırladık. Bu videomuz az çok bir temeli olan kişi içindir. Yani Arapça gramer hiç görmeyen birisi için değildir. Veya Arapça gramerde zaten belli bir yol almış, yani artık ilerlemiş kişiler için de değildir başlangıç seviyesi, orta seviye onlara hitap eden bir video olduğunu düşünüyorum. O bağlamda hazırlamaya çalıştım. Klasik kitap olarak e, avamil veya izhar bitirmiş kişilere hitap ettiğini düşünüyorum. E, kişi avamil izhar okumamış olabilir ama imam hatip lisesi okumuştur veya ilahiyat ön lisans veya ilahiyat okuyordur veya dışarıdan özel ders alıyordur. Yani az çok Arapçası olan birisine hitap ediyor bu video. Hiç bilmeyen birisine hitap etmiyor. Dolayısıyla kişinin harficer nedir, biliyor olması, muzaf nedir, biliyor olması, müpteda haber nedir, duymuş olması gerekir. Muzari nasb edenler, cezmedenler, işte inne enne ki enne gibi edatları bilenlere yöneliktir bu. Bunlar hiç bilmeyenler için bu video pek de bir şey ifade etmeyebilir. Başlayalım. Şimdi ne dedik? Dedi ki hareketsiz bir yazıya nasıl hareket verilir? Bu ara sıra soruluyor sizler tarafından. Yani soranlar var. Öyle bir video hazırlayayım dedim. Video hazırlarken de hangi metinden bunu yapmalıyım diye düşündüğümde dedim ki İmam Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh İmam Ebu Hanife'nin Vasiyetini ele alalım. Onun vasiyeti kitabından bir parça koyalım görüntüye. Metnu vasiyetil imami ebi hanife. O metin üzerinden konuşalım dedim ve bu şekilde karşınıza çıktık artık. Bakalım nasıl olacak. Burada ne yazıyor? Diyor ki metnu vasiyeti el imami ebi hanife te. Burada yazan şey bu. Peki incelemeye şuradan başlayalım bakalım. Ebu Hanife'nin vasiyeti ne imiş? Burada ne yazıyor? Burada alime ya lemu alime ya lemu kökünden emri hazır olan i'lem var. Ne var? İ'lem. Em i̇'lem emri hazırdır. Müfet müzekker muhataptır. Burada i'lemu yazıyor. Çünkü onun cemisi. Yani cemi müzeker muhatap emri hazırdır. Alime yani bu kökünden. O zaman ne olması lazım? İ'lem fiilinin çekimini biliyorsan İ'lema İ'lemu olarak gelmesi gerektiğini de bilirsin. İ'lemu demek ki birazcık fiil çekimiyle alakalı. Vav'da hareki olur mu? Olmaz. Vav burada cemi vavı. Vav burada faildir, zamirdir, alamettir. Elif, elifi farkadır mimde zamme vardır. Niye? Sol tarafında var olduğu için. İ'le mu bu şekilde geldi. Yani mime ne yaptık? Zammeyi verdik. Unsur, unsura, unsuru. Uktub, uktuba, uktubu. İftah, iftaha, ifte, Bu şekilde gelir emri hazır. Cem Zeker muhatap emri hazır. Yani bu siz biriniz yani sizler cemi çoğul. Sizler derken kimden bahsediyor? Ya eshabi ey arkadaşlarım. Eshab arkadaşlar. Eshab kırık çoğuldur. Sahbun müfret eshab cemi mükeser kırık çoğuldur. Esha şimdi buradaki hemzeye fetha vermek gerektiğini nereden biliyorsun? bu şununla alakalı. Cemi mükesser yani kırık çoğul diye bir şey duyduk mu? Duydusak onun vezinlerinden 3 5'in en azından biliyor muyuz? İşte ceddün ecdadun, kalemun eklamun, kitabun kütubun sahbun eshabun, işte rasulun rusulun gibi birkaç kalıp birkaç kelime biliyorsak duymuşuzdur az çok. Ashab kelimesi kırık Bu şekilde aslında ashabun olarak gelir idi. Hemzedeki fetha dair olarak verilmiştir. Bir nahiv kaidesinden dolayı değil. Bu bu şekilde kullanılan bir kelimedir. Ashab bunu ezbere bilmek gerekir. Kitap kelimesinin ki gelirmiş. Alim kelimesinin ki ulama gelir. Vezir vuzera gelir mensarun, mensarani, menasır gelir. Yani kelimelerin müfretleri ve kırık çoğullarına dair biraz çalışma yaptıysak bilebiliriz bunu. Peki bağdaki hareke ne olmalı? Yani bizim konumuz o. Çünkü kelimenin ilk harflerini mesela mezhep yazıyor. Şuradaki harfle üç harfini sarf ele alır. Sonuncu harfi nahiv ele alır. Sünnet kelimesinin ilk iki harfini şeddeder açarsan dört harf olur ayrı mesela sarf ele alır. Sonuncu harfi nahiv ele alır. Öyleyse biraz sarf biraz da nahiv ile alakalıdır verilecek olan harekeler. Kelimenin sonundaki harekeleri nahiv verirlerken baş taraftaki harekeleri sarf ilmi verirler. Sarf ilmi de der ki yani e, çevrede nasıl konuşuluyorsa kelimelerin ilk harfleri öyle oluşturulur. Sonuncu harf ise nahive bırakılmaktadır. Eshabun gelir bu ama eshabi diye okunuyor. Neden? Çünkü kelimenin sonunda mütekellim yası muzafun ileh olarak bulunuyor. Bir ismin sonuna mütekellim yası eklenirse muzaf olarak yani orada bulunursa ne olur? Orada kesinlikle takdiri irap olur. Dolayısıyla eshab kesinlikle bası esre almak zorundadır. Bir örnek verelim. Mesela gale Kalemun ne demek? Bir kalem demek. Kalemun. Bu kelimeyi tekrar yazalım. Sol tarafına bir tane mütekellim yasını muzafun ileh olarak ekleyelim. Bu durumda mimin alacağı harekeyi görelim. Gale Gale mi olur. Değil mi? Artık mim ne olur? Esrelenir. Yani az önce zammeliydi ayrı mesele. Şimdi niye esreli oldu? Çünkü hemen yanında mütekellim yası var. Öyleyse Mütekellim yasına bitişen harf esre olmak zorundadır. Niye? Takdiri irat denen bir şey vardır. O biraz da ayrıntı bir konu. En azından böyledir diye bilelim bunu. Dolayısıyla ba aslında zammelenebilirdi burada. Yani eshab şurada tek başına kelime yazmaya kalkarsan sonuncu harfi zammelidir. Lakin mütekellim yasıyla bitişik yazıldığı için esreli olur. Dolayısıyla bu kuralı bilirsen buraya esreyi vermen gerektiğini de bilirsin. Peşine ihvan gelmiş. İhvan. İhvan kelimesi de ehun kelimesinin ehun diye bir kelime var. Müfrettir. Kırık çoğulu ne gelir? İhvan gelir. İhvan kelimesini haberlerde de duyuyorsunuzdur. Duymuşsunuzdur. Bu aralar pek duymuyor ama duyulmuştu bir zamanlar. Yani duyulan bir kelime. İhvan kardeşler demek. Ehun bir kardeş, ihvanın kardeşler. İhvan kelimesi kırık çoğul, cemim keserdir. Zammeli yazılır. Lakin mütekellim yazısı var yine kelimenin sonunda. Dolayısıyla nun esreli yazılmak zorundadır. Hva ni olacak. Baştaki hemzeyi niye esreledin? Çünkü bu kelimenin standardı böyle. Sözlü açıp bakarsan bunu görebilirsin. Vavda ni feta var? Standart bu hep böyledir. Bu kelime bu şekilde kullanılır. Sadece sonundaki harfin harekesi değişebilir duruma göre. Burada değişmiş. Zam değil esreli gelmiş. Sebep mütekellim yağsına bitiştiği için. Sizin için sözlük açtım. Bakın şurada ne diyor? Diyor ki bunun müfredi. Şurada görüyorsunuz. Ehun. Yani ehun yani, hareke vermiyor. Eh. Yani, Yanında ç yazmış. Çoğulu. ihvetun de gelir. İhvanun da gelir. Sonuncu ayet hareket vermiyorlar. Ama hem estreli esreli olduğunu, ha'nın sükunlu olduğunu, vav'un fetalı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bu standarttır. Sondaki nun'da hareket yok. Çünkü o cümlenin akışına göre değişecek zaten. O yüzden hareket verilmemiştir. Erkek, kardeş, kardeşler manalarına geliyor. Enne Soru gelebilir mesela burayı en okudun sen şimdi hem zeyfet belki in nedir Nasıl cevap verilir? Şöyle cevap verilir. İ'lemu siz bilin. Neyi bilin? Şunu bilin diyoruz ya. Burası nedir? Mef'uldür. Yani bilin. Neyi bilin? Şunu bilin. Bilinecek olan şey mef'uldür. Mef'ul olan yerin başında elif nun maddesi bulunursa o elif fethalanır. Tabi elif nun maddesi diyoruz da esasen o elif değil yani. Çünkü elif hareket alamayan bir harftir. O nedir? Aslında hemzedir. Bazen elif derken hemze kastedilir. Bu dil bilginlerinde dil bilgilerince çok yaygın bir şeydir. Aynı şey yani bir yerde. Elif ile hemze farklıdır ama bazen hemze elif demişlerdir. Peki en de bu alacak anladık. Nunda niye feta var? Enni diye bir şey yok yani. İsmiranas Renas haberini edat yok. Bu inne ve kardeşleri, inne ve benzerleri, hurufu müşebbetün bir fiil de diyebileceğimiz gruptan bir edattır. Enne. Bu bu şekilde yazılır. Enni değil yani. Standarttır. Fetha üzere mebnidir. Sabit yazıma sabittir. Ya, e, sabit yazıma sahiptir. Enne. Peki medhep kelimesi min fethalı Peşine gelen Peltek sukun. Peşine gelen Hâ'da da fetha var. Medhebe. Medhep kelimesinin ilk üç harfinin bu şekilde hareketleneceği maksutta geçen bir şeydir. Bilenler için. Bilmeyenler için diyebiliriz ki sarfla alakalıdır. Burası kurala göre bu şekilde yazılmış. Ama sonundaki ba harfi neden fethalanmıştır? Sondaki ba harfi yani ilk üç harf sarf ilmi tarafından bildirgin sonuncu harfin bağının fethalanması enneden dolayıdır. Çünkü enne ismini nasb eder ve etmiş. Nasb alameti olarak neden fetha verilmiş? Başka nasb alameti yok mu? Başka nasb alametleri de var. Mezzeb kelimesi ismi müfredi musariftir. Yani bir isimdir, müfrettir ve esre ve tenbini kabullenebilen bir kelime çeşididir. Bundan dolayı nasb alameti olarak fethayı almıştır. Başka nasb alametleri de elbette var. Mesela yeri gelir. Elif nasb alameti olur. Kelimenin türüne göre. Başka bir kelime gelir. Nasb alameti ya olur. Kelimenin çeşidine göre. Bu ismi fede musariftir. Daima nasb alameti fetadır. Peki neden tek fetha aldı? İki tane alsaydı. Medheben olsaydı. Ha olamaz. Niye olamaz? Çünkü ba bak peşine gelen kelime. Mezhepten sonra gelen, ke gelen kelime ile bitiyor. Ehli Demek ehil kelimesi muzafun ileyh mezhep kelimesi muzaf. Bir kelime muzaf olursa tenvin alamaz. Bu yüzden mezhep kelimesi tenvinsiz olmak kaydıyla tek feta almıştır. Ehli hemzenin fetalanacağı, işte ha'nın sukunlu olacağı bu sarf ilmi tarafından belirgindir. Sözlere baktığında yine eh kelimesi harekeli, lam hareketsizdir sonuncu lam harekeli olsa bile cümleye göre değişkendir zaten. Peki ehil kelimesinin lamında niye tek esra var? Çünkü ehil kelimesi de muzaftır. Es sünneti muzaffın ile esra almış. Ehil kelimesi o zaman sağdaki kelimeye ait olarak muzaffın iley, ama soldaki kelimeye göre düşünürsen muzaftır. Yani bir kelime hem muzaf hem muzafın ile olursa ne denir? Orada zincirleme isim tamlaması var denilir. Peki es sünnet kelimesi niye tek estre aldı? Şimdi mezhep kelimesi tek hareke aldı, muzaftı. Ehil kelimesi tek hareke, tek hareke aldı, muzaftı. Es sünnet kelimesi tek hareke aldı. Bu da mı muzaf? Bu eliflamlı. Eliflamlı olduğu için iki hareke yani iki estre veya iki feta veya iki ötre yani tenvin alamıyor eliflamlı olduğu için. Muzaf olduğu için tenvin alamıyor. Bir de kelime gayrimunsarif olursa tenvin alamaz. Bir de kelime mebni olursa yine tenvin alamaz. Burada vav var. Vav'dan sonra el cemaati. El cemaati. Cemaat kelimesinin sonuncu harfi olan ta'da tek esra vardır. Yani iki tane değildir. Niye? El cemaat kelimesi eliflamlı olduğu için. Peki bir tane bile olsa niye esra var? Fetha olsaydı, zamme olsaydı vav'dan dolayı. Vav es sünnet kelimesi Mademki ki esreyle bitti. El cemaat kelimesi de Esreyle ile Vav atıf harfidir. Matufun aleyhin irabını matufa aktaracaktır. Matuf, matufun ileyhe irab konusunda dahildir. Ha, matuf nedir? Matufun aleyh nedir? Şu an genel bir nahiv anlatım da değiliz. Yani. Genel bir nahiv anlatım isteyenler zaten bunlar mevcut. Daha önce de bu videoları hazırladık. Es sünnet keremesi mecrur. El cemaate vavın sağdaki irabı sola aktarması neticesinde cemaate eselenmiş, mecbur olmuş. Peşine ala geliyor. Aynı harfinin fetalanacağı sabittir. Ala, lambda uzatan bir e, hareket hareke olacağı, fetha olacağı sabit. Ala harfi cerdir. Her zaman ala, ala olarak gelir. Bazen aleykum. Lamın sol tarafında yay sukun olarak okursun. Aleykum. Bu da olur. O cümlenin akışına bağlı olarak. Ala ifne ta demiş. Aslında neydi burası? Şuraya ele alalım. Burası tam yazılışı şu idi. İfne ta ni. İfne ta ni. İsne ta idi. Kelime burada muzaf olduğu için sondaki nun silindi. Bak sonunda nun yok. Başında ala harfi cerri olduğu için bu kelime cer halinde yazılmalı. Ha, o zaman bu elif yerine de demek ki ya gelecektir. Çünkü isimlerin tesniyesidir bu. İsimlerin tesniyesi cer halinde ya ile yazılır. Bundan dolayı cer alameti olarak ya aldı. İsne tey oldu. Aşrate. Aşra Aşrate. Aşrate. Açlıkta kelimesinin sonuncu harfi ta'da niye feta var? Fetha üzeri mebnidir. Değişmez. Bu kelimenin yazılışı sabittir. Yani aşratun tek başına yazarsan aşratun ta'yı zammeleyebilirsin. Şu anda ama terkibe girmiş. İki rakam ile birlikte yazılmış. Dolayısıyla yazılışı sabittir. Aşra te. Hasleten kelimesi niye feta aldı? Haseten kelimesi temizdir, temizler, mamulü mensuptandır. Yani mensup bir e, ögedir standart olarak. Dolayısıyla nasb alameti alması gerekir. İsmi müfredi musarif olduğu için nasb alameti olarak feta almıştır. Peki buraya kadar okuduk. Şunu bir okuyalım bakalım ne gördük. İ'lemu siz biliniz, sizler bilin ya eshabi ey arkadaşlarım ve daha kimler bilsin? İhvani ve kardeşlerim, kardeşlerim ve arkadaşlarım iyi bilin. Neyi bilelim? En şüphesiz ki medheb ehles, ehli sünneti vel cemaati, ehli sünnet ve cemaat mezhebi ala isneteyi aşrata hasleten, 12 tane haslet üzerine kurulmuştur. 12 tane özelliği vardır. Haslet özellik demek, vasıf demek. 12 tane nesi var demek ki? Manifesto diyelim istersen. 12 maddeden oluşur. Ee, devamını şimdi okumayalım. Burada bırakalım. Devamını merak edenler varsa inşallah bir sonraki videoda göreceklerdir diyelim. Böyle bırakalım.